Ülkemizde vaka azalmasıyla birlikte önlemlerin gevşetilmesi konusu gündeme geldi. Ayrıca koronavirüsün mutasyon geçirmesiyle birlikte aşıların etkili olup olmayacağı düşünülmeye başlandı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Murat, insanların rehavete sürüklenmemesi gerektiğini belirterek aşılar hakkında açıklamalarda bulundu. Aşıdan sonra çok ciddi bir biz yan etki görmedik kendi merkezimizde. Yine ülkemizde de çok ciddi, yoğun bir yan etki ile karşılaşılmadığını biliyoruz. O nedenle gerçekten bu geleneksel bir aşı, uzun zamandır insanların kullandığı, aslında test edilmiş bir aşı. O nedenle güvenli bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Verilerde öğrendiğimiz şu, evet %50 civarında bir etkinliğini Brezilya açıkladı. Ancak biz bu çalışmaya baktığımızda aşılanıldığı halde hasta olanların hastalığını çok hafif geçirdiğini, ağırlaşmadığını, hiç bunlardan ölüm olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu aşı hastalığı korumakta hani çok yüksek etkisi olmasa bile hastalığın ağırlaşmasına engel oluyor. O nedenle önemli olan da bu hastalıktan insanların hayatını kaybetmemesi. Hava sıcaklığının artmasının insanları rehavete sürüklememesi gerektiğini anlatan Profesör Doktor Gündüz, vaka sayısının azalmasıyla yoğun bakımdaki doluluk oranının yarı yarıya azaldığını belirtti. Vaka sayıları azalınca doğal olarak bunların yoğun bakıma girişleri de azaldı. Dolayısıyla da yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı da gerçekten neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Bizim tedbirleri sonuna kadar uygulamamız gerekiyor. Bu hasta sayılarının azalması tamamen tedbirlerin ve o kısıtlamaların sonucu. Profesör Doktor Gündüz, mutant virüste enfekte olanlara da aynı tedavinin uygulandığını söyledi. Diğer mutant virüslerle enfekte olan hastalarda da uyguluyoruz. Henüz bir değişiklik yok. Bu mutant virüsler bulaşıcılığı çok yüksek virüsler. Toplumu kısa sürede çok çabuk etkileyebilir. O nedenle ülkemizdeki vaka sayılarının azalması toplumumuzu rehavete sevk etmemeli.